o şeritleri yere normalde aksesuar süs olsun diye asfalt boş kalmasın diye yapılmış bir çizgi. Yani bu... zam olayı gerçekten artık benim burama geldi. Yani artık gerçekten yeter yani dedim. Şaban olayına döndük. Gerçekten bir zeytinle biz ömür geçireceğiz bu gidişle. Resmen duvara değiyordu perde. Avize çok fena sallanıyordu ve çok değişik bir uğultu ses vardı. Yani o sesi o, o şeyi o korkuyu hiçbir zaman yani olmaz. E gidiyoruz. Muhteşem yani. ötesi bir merhaba arkadaşım. Ben Almanya'dan Türkiye'ye döneli tam üzerinden 10 sene geçti. 10 sene içerisinde neler yaşadım? Ee, Almanya'dan buraya döndükten sonra nelere şaşırdım? Hala da şaşırıyorum belki. Ondan sonra hayatımda neler değişti, neler yaşadım? Bunlardan bahsetmek istiyorum size biraz. Öncelikle ilk geldiğimde tabii ki çalışma ortamı, çalışma saatlerini çok şaşırmıştım. Yani önceki videolarımda da bahsettiğim gibi orada 7,5-8 saatten gelip burada 10-12 saat hatta 15 saat çalıştığım zamanlar oldu. O beni çok şaşırtmıştı. Tabii ki insanların sürekli yanlış anlaması, sürekli her şeye gücenmesi ve küsmesi bunlar beni çok yordu. Ama her şeyden önce daha önce bundan bahsetmemiştim Almanya'da bir yerde işe başladığınızda umbefristete abet fetrak yapılıyor yani süresiz çalışma sözleşmesi yani burada o yok yani burada hangi meslekten olursan ol işe başladığında normal çalışıyorsun imza atıyorsun işe başladığına dair hangi maaşla işe başladığın ve hangi konumda işe başladığına dair imza atılıyor ve istedikleri zaman da seni işten çıkartabiliyorlar. Ve bunu bizzat kendimizde yaşadık. Yani işin kısacası kredi almak sıkıntı ve borç altına girmek sıkıntı. Çünkü tam kredi aldık, ev aldık veya araba aldık diyelim. Bir anda iş yeri tamam hadi eyvallah bugün bitti yarın daha gelmene gerek yok diyebiliyor. Evet evet diyebiliyorlar dediler de gerçekten ve bunu bizzat kendimiz yaşadık. <laughs> Diğer ee, konu çok... trafik. Allah'ım ben burada neler çektim bu trafikten. Tamam Malatya trafiği gerçekten iyi. Yani İstanbul veya Ankara trafiğine göre çok çok daha iyi. Ama yani yoğunluk açısından diyorum. Ama insanlar sanki bakkaldan elete almış, sokağa çıkmış gibi ki ben her trafiğe çıktığımda çıldırmadan evime geri dönmüyorum. Mesela 3 şeritli bir yoldayız. 3 şeritlik bir yolda 5 araç yan yana ışıkta duruyor. Yani bildiğiniz şeritler var. O şerit, her şeritten bir araç normalde geçmesi gerekiyor, değil mi? Hayır, burada öyle bir şey yok. Burada o şeritleri yere normalde aksesuar süs olsun diye asfalt boş kalmasın diye yapılmış bir çizgi. Bu yüzden de insanlar tabii ki onu önemsemiyor ve çizginin üstünden, yanından, sağından, solundan rahatlıkla her tarafta her yerde durabiliyorlar. Yani araçlar kırmızıda durduğunda böyle yanlarına bir bisiklet bile geçemeyecek kadar dip dibe duruyorlar. Onun haricinde sağa sola sinyal verme yok, direkt dönüyorlar. Yani birçok kişi öyle ben çok 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 nadir denk geldim böyle gerçekten de sinyal verip dönenleri. Ee, onun haricinde karşıdan karşıya geçen yayalar arkadaşım ya. Ben yolda gidiyorum, hızlı gidiyorum. Karşıdan, soldan, sağa adam geçecek. Ama adam öyle sallana, sallana, sallana geçiyor ki. Yani ben şimdi buna vursam suçlu ben olacağım. Tamam da sen araç geliyor. Yani araç geliyor korkmuyor musun sana bir şey olacak diye. Karşıya tın 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 geçiyor. Geldiğim zamanlar ben hep şey duyuyordum mesela Almanya'daki işte kadın kadın şoföre saygı yok vesaire. Hayır hayır böyle bir şey yok. O kadar çok kadın şoförler var ki ve çok da güzel araç kullanıyorlar. Hatta bazen böyle hala giderken sağımda aracın böyle saçma sapan sürüş yaptığını falan görüyoruz. Hani duyuyorum. Ha bu içindeki kesin kadınları bir dönüyoruz bakıyoruz erkek. Yani hatta kadınlar bile erkeklerden çok daha güzel araç sürüyor burada. Bu gerçekten çok iyi başarı. Bu gerçekten büyük bir zafer bence bizim için. <laughs> Sağlık konusuna gelince evet bizim de iyi güzel doktorlarımız var. Şimdi Almanya doktorları şahane, Türkiye doktorları çok kötü demek yanlış olur. Kesinlikle çok yanlış olur. Şimdi devlet hastanesi ile özel hastane arasında aslında çok bir fark yok. Doktor yine her yerde doktor ama özelde tabii ki daha fazla para verdiğimiz için haliyle daha büyük bir ilgi var. doktorda kalmamak lazım. Özellikle daha büyük bir sorununuz varsa yani sağlıksal ciddi bir sağlıksal sorun varsa o zaman bir değil 2 hatta 3 doktora görünmen de tavsiye ederim. Bir de şöyle bir şey var. Mesela Almanya'da diş doktoru olsun, house arts, aile hekimi, başka doktorlar mesela cildiye veya başka bir doktora gitmek istediğinde hepsi özel muayenehanesi oluyor ve bu devlet karşılıyor bunu. Yani özel olarak geçmiyor. Ama burada öyle doktorlara gitmek istediğinde genellikle hastaneye gitmek gerekiyor. Yani hiçbirisinin özel manhanesi yok. Ha, özel manhaneler olduğu zaman da onlar da e, genellikle paralı oluyor. Yani e, özel özel doktor ol, olmuş oluyor. Ben hastane ortamını çok fazla sevmem açıkçası. Bu yüzden doktora <laughs> gideceğim zaman da genelde belirip ertelerim. Ay depremler. Yani Almanya'da hiç yaşamadım. Geçen sene Ocak ayında bu Elazığ Malatya depreminde. Yani yok böyle bir şey. Çok iyi hatırlıyorum mutfaktayım ve bulaşık yıkadım ve son tabağımı yıkayıp şu tezgaha koydum. Direkt eşim içeriden hayatım diye seslendi ama ses tonunda ben sonuçta kaç yıllık evliyiz 5 yıllık evliyiz. Yani şu an 6 oldu ama o zaman 5'ti. Yani ses tonundan bir sıkıntı olduğunu o an bir anda anladım. Arkamı dönmeye kalmadı. Bir anda evin sallanması başladı böyle. Hani ben ne oluyor falan dedim. Benim başım mı dönüyor? Çünkü bir anda hızlı bir şekilde eşime efendim diye dö dönmüştüm o zaman. Ve bir anda sallanma başladı. Ve ben mutfaktan şurası zaten 4-5 adım sadece misafir odasının kapısı. Ve oraya e, zor gittim. Yani elim ayağım titredi. Ev sallanıyor böyle hani sanki sağa sola savrulacağız, düşeceğiz gibi oldu. Ve kızım var. Eşimin kucağındaydı. Allah'tan kızım eşim yanındaydı. Onlar koltuktayken zaten başlamış bir uğultu zaten geliyor. Bu da kolonlardan gelen uğultuydu sanırım. <laughs> ve eşim bana sarıldı. Kızım ben aldım direkt. Yani anne yüreği sonuçta. Direkt ben aldım. Eşim de bize sarıldı ve dua etmeye başladık. Ve ben gözümü kapatamadım. Yani çünkü gözümü kapatırsam hani sanki kontrolü kaybedecek gibi oluyorum ve o an sadece avizeye baktım, perdeye baktım. Perde bildiğiniz böyle sağa sola sallanıyor, duvara çarpıyor falan. Böyle yani duvarla perde arasında bayağı epey bir fark boşluk var. Ee, ama resmen duvara değiyordu perde avize fela, çok fena sallanıyordu ve çok değişik bir uğultu ses vardı. Yani o sesi, o, o şeyi, o korkuyu hiçbir zaman yani olmaz. E şimdi gidiyoruz. Yani gerçekten öyle sallantıya gidiyoruz dedik. Ondan sonra dua ettik ben kızma sarıldım. Ben o an kendimle düşünemiyorum. Kızım ne olacak diyorum. Yani o o çok büyük bir korkuydu. Neyse ki onu atlattık. Yani ufak tefek e, sallantılar daha oldu ama yani o sallantı gerçekten kötüydü. Ondan sonra gel baktığımda evde birçok şey devrilmişti. Banyoda e, bizim açık raf sistemimiz var. Orada şampuanlar vardı. Şampuanların hepsi yere düşmüş. Yani birçok şey yerinden oynamıştı. Yani gerçekten ciddi bir şey atlattık o zaman da. Yani hatta şu an hala 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 o korkuyu atlatamadık. Yani deprem bizim en büyük şeyimiz burada. En büyük korkumuz herhalde. Yani benim en büyük korkum hala da böyle bir şey oldu. ufak bir ses oltun Ne oluyor acaba? Ultum başlıyor. Bir şey mi oluyor dedim. Yani öyle. Yani deprem de bizimle birlikte yaşıyor. Yani burada gelecek kaygısı e, yaşamaya başladım ben. Bu sadece depremden dolayı değil. Aynı zamanda bu iş sisteminden dolayı da. Ve en can alıcı nokta zamlar. Arkadaş ya ben 10 senedir burada yaşıyorum. 10 senedir herhalde 200 kez zam yapılmıştır bir şeye. Hani sadece bir ürünü ben şimdiye takip etmiş olsaydım o zaman 2 lira olan şey şu an 25 lira 30 lira oldu. Ve zam artık gittikçe daha çok artmaya başladı. Yani ben her alışverişe gittiğimde baktığım şey bir kere daha zamlanmış bir kere daha zamlanmış ve yine zamlanmış. Bunun durumu yok mu ya? Ve bu sadece araba değil. Araba olsun, ev olsun, gıdalar ya. Yani ben artık böyle yani gittiğim zaman mesela ilk evlendiğim zamanla hatırlıyorum. E, aylık alışverişe gittiğimde o, kadar, o zamanlar arabamız da yoktu mesela. Çıkardım marketten elimde o kadar çok poşet olurdu ki. 4-5 tane poşet ağır ağır içinde kaşar peynirinden tut, tereyağından tut, karışık meyve sularına kadar. Her şey olurdu. Ve 150 lira hani 200 lira çok nadiren gerçekten çok pahalı şeyler üst üste aldıysam ya 200 lira verir çıkardım. Ve bunun üzerine 6 yıl geçti. Şu an 200 liraya bir şey aldığımda bir ya da iki poşetle eve dönüyorum. Hani bu kadar çok zam 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 artık yeter ya yeter yeter. Gerçekten artık yeter ya. Hani bu kadar yani burada gerçekten alışamadığım ki sürekli kıyaslıyorum kıyaslıyorum Almanya'yla kıyaslıyorum elimde olmadan yapıyorum bunu yani biliyorum kıyaslamayı bırakmam gerekiyor ama yapamıyorum arkadaş ya hani bir şey alıyorum 2-3 iki, iki, hafta sonra yine gidiyorum zam olmuş onun üzerine 2-3 hafta sonra tekrar gidiyorum alayım dedim yine zam olmuş yani zam olayı gerçekten artık benim burama geldi. Yani artık gerçekten yeter yani dedim. Şaban olayına döndük. Gerçekten bir zeytinle biz ömür geçireceğiz bu gidişle. Evet, 10 yılda benim edindiğim tecrübeler bunlar. Aklıma gelenler olursa daha tekrar bir video daha çekebilirim belki. Ama bahsettiğim şeyler gerçekten e, beni çok yaralıyor ya. Özellikle bu zam olayı var ya. Ya benimden vurulmuşa döndüm. Ö Aman Allah'ım bu ne dedim ya. Biz nerede yaşıyoruz? Yani Türkiye'nin durumu nereye gidiyor artık sen söyle. Yani bence çok da parlak du durumda değiliz. Düzelir mi? Yani çok da umutlu değilim. Düzelir tabii ki. Yani hiçbir şey düzelmeyecek. Her şey hep ömür boyunca kötü gidecek diye bir şey yok. Yani Türkiye'ye geldiğimden beri o kadar çok böyle sinir 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 birikti ki ben şiştim artık. Hani trafiğe çıksam trafikte sıkıntı. Alışverişte bir yerde sıraya girsem sırada sıkıntı. İşe girsem işte sıkıntı. Evde dursam ev başımıza yıkılacak. Dışarı çıksam dışarıda virüs var. Ay Allah'ım. Yani işte böyle. Arkadaşım beni dinlediğin için çok teşekkür ederim. Bana destek olmak için kanalıma abone olmayı ve de videomu beğenmeyi sakın unutma arkadaşım. Olursan beni çok mutlu edersin. Bundan sonraki videolarımda da görüşmek üzere. Kendine çok iyi bak. Mutlu kal. Bay bay.